Fotoğrafı çekmeyi, çivi ve tellerle yapılan bir çalışmadır. Çivi ile telin aşkı diye de geçer. Çok unutulmayı tutmuş bir sanat. Bu 2-3 senedir yeni tekrardan hayata geçirdik. 3 senedir de Karabük'te bu işlemi yapıyoruz. Her yaştan öğrencilerimiz var. Emekli kesimimiz var, üniversite öğrencilerimiz var, orta ev hanımlarımız var. Bunu öğrenmek modellerimize göre değişiyor. Genel tekniği 3 tane ama biz bunu değiştirebiliyoruz. Kendimizde farklı teknikler üretebiliyoruz. Bu öğrencilerimizin kendi el yapısına bağlı bir çalışma. İlk başta çivilerimizi çakıyoruz. Çakma işlemimiz bittikten sonra zemin örgüsü ve genel örgüsüne geçiyoruz. Bunda da belirli bir sürecimiz var tabii ki. Bir vav 3 günde bitebiliyor. Bu öğrencilerimizin durumuna da bağlı tabii ki. Daha da uzun sürede ve kısa sürede çalışabilenler de var. Ben geçen seneden beri geliyorum. Geçen sene başladım. Çok severek, isteyerek, zevkle geliyorum. Zevk alıyorum yapmaktan. Stresimi atıyorum. Hayır, sıfırda hocamla başladım tabii. Sıfırda Aysun Hanım'la başladım. Onunla beraber de gidiyorum. Şeyde, bu arada ben Çay Cumalıyım. Oğluma da öğrettim, o da yapıyor. Devam ediyor. Vallahi çok öneriyorum, şöyle öneriyorum, hem siz ses atıyorsunuz hem de eğer bu iş ilerletirlerse bütçelerine de yararlı olacağını tahmin ediyorum. Satışa sunabilirler. Güzel bir uğraş. Zevkle de yaparlar bence. Gelmelerini tavsiye ederim. Adım Muhammed Çabacı. Karabük Üniversitesi'nde bu 5. senem. Kurs olarak da kursa geçen sene başladım. Hani sevdiğim için de bu sene de devam ettim. Ekstra hani ders dışında bir hobi olarak devam ediyorum. Hani dersimden artık kalan zamanlarda gidiyorum. Hani güzel parçalar da çıkarttım hani. Evim için tablo yapıyorum. Birkaç da sergiye de katıldım. Hani ders dışı güzel bir etkinlik. Hani öğrencilerin sirke satması için gereken etkinliklerden bir tanesi. Fotoğraf hakkında bilgim yoktu. İşte Aysun hocamla öğrendim fotoğrafı. Şu an 9. parçamı yapıyorum mesela. İlk GS tablosu yapmıştım. Anka ve çift başlı kalter tablosu da yapmam büyük çalışmalarım vardı. Bu sene daha çok hediye kitaplar yapmaya çalışıyorum. Ufak hediye kitaplar. Ders dışında yapabilecek güzel şeylerden bir tanesi hani. Hem bir tane sanat da öğrenmiş olurlar. Hem de derslerde bunlardan kullanmış olurlar. Yaklaşık 2-3 ay içinde başladım. Zevkle hani geliyorum. Güzel bir teknik. Herkese de tavsiye ediyorum. Strese zaten birebir. Boş zamanlarımda değerlendiriyorum. Zamanlarımdaki bayramları tavsiye ederim. Her mahallede zaten şu an günümüzde mevcut sosyal yaşam merkezi. Bu tür kurslarında hani giderek değerlendirebilirler. Evet. Daha sonrası da tabii ki hani dediğim gibi sermayeleri varsa da herhangi bir işi açarak ya da böyle satışlarını gerçekleştirebilirler.